Yavuz Selekman 1937 yılının Şubat ayında geldi dünyaya. Bulgaristan göçmeni Mahmut Bey ile Fatma Hanım'ın oğlu olarak doğduğunda ailesi ona İsmail Yavuz Selekman adını vermişti. İstanbul'da doğmuştu ama ailesi yıllar önce Bulgaristan'dan göçmüştü buraya. Aydınlıktan Kemal Ateş Selekman'la ilgili şunları yazmıştı: "Kent soylu çocuklara benzettiğimiz bu genç çatı tamiri ve benzeri işler yapan bir emekçinin oğluydu." Şehremini'de büyümüş, aile Bulgaristan göçmeni, fırından ekmek alıp gelirken evlerine yakın bir yerdeki halk evinde güreş seyretmeye dalar, aldığı ekmeklerden birini orada yer bitirirmiş. Filmlerindeki fotoğraflarındaki sert bakışlarına aldanmayın, kavgayı hiç sevmez, içe dönük sessiz bir genç. Nedeni var bunun, ailece acılar yaşamış. Biri daha bebekken öteki 13 yaşında iki abisini kaybetmiş. Ona ders çalıştıran abisi Erdoğan'ın ölümü aileyi de Yavuz'u da çok sarsmış. O sert bakışları kimseyi değil, ölümü Azrail'i korkutmak içindir. Ağırbaşlı, sessiz, sakin, belki biraz da içe kapanık bir çocuktu. Bu durum akranları tarafından şiddete maruz kalmasına sebep oldu. Yavuz da büyüdükçe kendini ezdirmeye tahammül edemez hale geldi ve spora başladı. O günlerde Yeşilçam'ın kavgacılarından olacağı aklının ucundan bile geçmemişti aslında. Küçük yaşlarda İstanbul Güreş İhtisas Kulübü'nde eğitim aldı. Çok geçmeden ülkenin en iyi güreşçilerinden biri oldu. Milli takıma seçildi. Çok emek veriyordu ve emeklerinin karşılığında çok da başarılı oldu. Bir zamanlar madalyalar kazanan milli bir güreşçiydi Yavuz Selekman. Dönemin gazetelerine manşet oluyor, devlet başkanlarıyla görüşüyordu. Dünya şampiyonluklarında iki kez üçüncülük aldı. Akdeniz oyunlarında şampiyon, Tokyo olimpiyat oyunlarındaysa sekizinci oldu. Bu başarılar sayesinde oldukça popülerdi. Hatta dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel bir araya gelmesi gazete manşetlerinde yer bulmuştu. Güreşte birçok derece kazandı. Başarılı bir sporcuydu. İri bedeni, uzun boyu ve sert mizacı sayesinde birçok rakibine daha maç baş başlamadan psikolojik olarak üstünlük sağlıyordu. Ancak sessiz, sakin beyefendi kişiliğiyle güreş dünyasının kabalıkları, kıskançlıkları içinde yalnız kaldı. O dev cüsseli adam belki de içinde çok kırılgandı. Kısa bir süre polislik yaptığı da söyleniyordu. Ancak bu mesleğin kendisine uygun olmadığını anlayıp bırakmıştı memuriyeti. Aydınlıktan Kemal Ateş kaleme aldığı yazısında şöyle anlatmıştı bu durumu. Dünya üçüncüsü olduğu yıllarda emniyet teşkilatına girdi. Sabah evden arabayla alıp götürürler, olay yerinde saatlerce bekletirlerdi. Sporcu filan diye kollanmamış belli ki. Burada da sessiz, kırılgan. Bu iş bana göre değil diye ayrılmış. Sinemaya geçince güreşten uzaklaştı. Onu hak ettiği, layık olduğu şampiyonluk kürsüsünde göremedik. Minder'deki sevdası yarım kaldı. Dönem dönem Amerikan güreşçiliği ve karatede yaptı selekman. Dövüş yeteneği sayesinde Yeşilçam'ın en iyi dövüşen adamlarından biri olmasına az kalmıştı. Aklının bir köşesinde hep oyunculuk vardı, fiziğine ve yüz hatlarına güveni tamdı. Sonunda yolu filmcilerle kesişti. Ufak rollerle de olsa kamera önüne geçmeyi başarmıştı. İrfan Bey'in film şirketi vardı ve Yavuz Selekman onun sayesinde ilk önemli rolünü Yılmaz Güney'in Korkusuzlar filminde aldı. Daha sonra Karaoğlan'la Bayboran'ın oğlu Camoka'nın intikamı gibi filmlerde Kartal Tibet'in yanındaydı sadece birkaç filmle kavga sahnelerinin önemli isimlerinden olacağını göstermişti filmcilere. Yavuz Selekman yakışıklı ama yakışıklı olduğu kadar da acımasız, zalim ve umursamaz adam rollerinde çıktı karşımıza çoğu zaman. Ondaki bu ışığı gören Cüneyt Arkın özellikle Yavuz Selekman'ı isterdi filmlerinde. Çünkü onun karşısında yıkılmadan durabilecek ender isimlerden biriydi. Selekman'ın Cüneyt Tarkınla dövüş anlamında eşdeğer görüldüğü günlerde oldu. En az onun kadar iyi dövüşüyordu. Ancak tabiri caizse piyasa yapmayı bilmiyordu. Çocukluğundan beri sessiz ve içine kapanıktı çünkü. Başrolde oynamasının önündeki en önemli engel de buydu hem görünüş hem de yetenek olarak jön potansiyeline sahip olsa da Yeşilçam'ın dövüşçüleri arasında kalacaktı. En büyük çıkışını 3 dev adam ve bir süper kahraman filmiyle yakaladı. Bu filmde El Santo isimli bir kahramana hayat vermişti ve tek çıplak olan isimdi. Adeta vücudunu konuşturmuştu. Yeşilçam'da kendini ispatladıktan sonra Cüneyt Arkın'la sayısız filmde birlikte oynadı. Bazen can dostu oldu, bazen can düşmanı. Hiçbir zaman dublör kullanmıyor. Atlama, zıplama, düşme, yaralanma gibi tehlikeli sahnelerde hep kendisi oynuyordu. Onu en çok Battal Gazi filmindeki rolüyle hatırlayabilirsiniz aslında. Sarı saçlarıyla tam bir Bizanslı gibi gözüküyordu ve sonra Bizans imparatorunun oğlu olduğu ortaya çıktı. 1973 yılında Amerikan filmlerinden esinlenme dönemleriydi. Oyuncu neredeyse tüm yapım şirketleri bünyesinde çalıştırılmak isteniyordu. Hafızalara kazınan rollerinden birisi de 1974 yapımı Kadir İnanır'la oynadığı bir yabancı filmiydi. Sarı saçlarıyla soğukkanlı bir katili harika canlandırmıştı. Daha sonra Cüneyt Arkan'ın hınç filmiyle bu kez haksızlıklara, kötülüklere boyun eğmeyen bir karakteri canlandırdı. 1975 tarihli Ağrı Dağı adlı filmde öne çıkan filmlerinden biriydi kılıç kullanıp savaşan, dövüşen adam olarak akıllara kazınsa da komedi filmlerinde de izledik onu. Aptal Şampiyon filminde canlandırdığı Demircan karakteriyle oyunculuk yeteneğini bir kez daha kanıtlamıştı. Komedideki en başarılı performansı ise Sahte Kabadayı'daki Hamdi rolüydü. Onu çılgın arzular gibi hafif erotik filmlerde de izledik. Türü ne olursa olsun hepsinin hakkını vermeyi başarıyordu Selekman. Filmlerini saymakla bitirmek mümkün değildi elbette. Aslan Yürekli Kabadayı, Bizanslı Zorba, 9. Hariciye Koğuşu, Kara Davut, Gönüllü Kahramanlar, Bin Defa Ölürüm, Ölüm Bize Vız Gelir, Sevimli Haydut, Kara Cellat, Her Adımın Bela, Korkusuz Beşler, Kele Olanla Can Kız, Çılgın Ordusu, Kuşçu, Cengiz Han'ın Fedaisi, Toprak Ana, Korkusuz Adam gibi çok sayıda film için kamera karşısına geçti. 1983'ten 1990'a kadar pek göremedik onu. Sonrasındaysa dizi furyasına uydu o da. 92 yılında Cüneyt Arkın'la polis dizisinde oynadı. Daha sonra başka polisiye dizi ve filmlerde de rol aldı. Deli Balta, Beklenmeyen Misafir, Cinayet Masası ve Keloğlan'da da oynadı. 2000'li yıllara geldiğimizde onun da yaşı ilerlemişti artık. 3 film ve 1 dizi çekti. Ama bu filmler çekilirken ondan beklenmeyecek şekilde halsiz ve yorgundu. İşini seviyor ve devam etmek istiyordu. Son olarak 2003 yılında Gazoz Spor isimli komedi filminde rol aldı. Sonra yeni bir diziyle anlaştı. Ancak dizi henüz çekim aşamasındaydı. Selekman dizinin yayınlandığını göremeden hastalandı. Hastalandıktan 3 ay sonra yani 8 Mart 2004'te ise aramızdan ayrıldı. Öldüğünde arka sayfalarda küçük bir çerçeve içinde yer almıştı ölüm haberi. Hak ettiği gibi bir cenaze töreni bile düzenlenmedi. Yavuz Selekman'ın oğlu Bahadır Selekman, babasıyla ilgili 2007 yılında paylaştığı bir mesajda şu ifadeleri kullanmıştı. Babam yaşarken değeri bilinmeyenlerdendi. Şimdi artık yeni nesiller yetiştiği için ismi pek bilinmiyordur. Daha çok eskiler babamı iyi bilirler. Babam bu ülkeye çok emek vermiş ve ter dökmüş birisidir. Kendisini bilmeyenler vardır belki ama milli bir sporcudur. Hiçbir zaman gözü yukarlarda olmadı. Çok ama çok iyi niyetli, eşi bulunmayacak bir insandı. acısıyla tatlısıyla bir Yavuz Selekman geçti Yeşilçam'dan. İyi ki de geçti.''